İstanbul'da yaşayan göçen ailesinin başına akıl almaz bir olay geldi. Mezarlık müdürlüğünden yetkililer aradım. Mezarlarınız boş mu, dolu mu diye sordu. Arşivde kaydına rastlanmayan mezarlar kazılarak cenaze arandı. Yengemi aramışlar. Dedi Veli oğlum mezarımızı açacaklarmış. Sen acele gel. Yani sıkıntı üzerine sıkıntı. Biz burayı kazacağız dediler. Yok. Zincirlikuyu'dan talimat aldık. Burada mezar var mı yok mu, dolu mu boş mu? Kazdılar da kazdılar. Rahmetli anamın şeyi çıkarsa tahtası kapatacaklar. Mezarda bile rahat yok yani ya. Arşiv kayıtlarında mezarlarınız görünmüyor. Mezarlar boş mu dolu mu diye sordular. Dediler ki göğsümüze kadar kazacağız. Mezarlarınızı kazmamız gerekiyor dediler. İşçiler geldi başladılar kazmaya. Herkes öyle diyor, niye kazdırıyorsunuz? Veli Göçen'in anneannesinin, annesinin, abisinin mezarı kazıldı. Şimdi mezarların dolu olduğunu kanıtlamak için akla karayı seçiyor. İçinde var mı yok mu mefta? Allah Allah. Bana emin misin diyor, yani sen bunlara koyduğuna emin misin? Kesinlikle eminim. Kendi evimizde koyduk oraya biz ya. Yaklaşık 2 hafta önce yetkililer Veli Bey'in rahmetli dayısının eşini, yengesini aradılar. 80 yılından önceki bazı mezarlar gözükmüyormuş arşivde. Biz onun için açacağız bakacağız. Burada mezar var mı yok mu? Ve mezarlarınızı kazmamız gerekiyor dediler. Dedi kardeşim ben elimle koydum hepsini de. Emin misin diyor bana. Sizin kaç mezarınız var orada? Şu anda 7. 7, 7'si de doldu şu anda zaten. Geçtiğimiz gün Koca Sinan mezarlığına görevliler geldi. Yaklaşık 50 yıllık 3 mezarlık kazılmaya başladı. Ve görevliler boylarına yakın kazı yaptı. Ve mezarlarda tahta parçası aramaya başladı. Bunlar çıktı mı tamam diyor zaten. Tahta parçaları çıkarsa bırakacağız dediler. Anneanneminkinde tahta çıktı. İkinci de abiminkinde tahta çıktı. Ama annemin mezarında çıkmadı. Hala da kazmaya devam ediyorlar. Anneniz vefat etti. Evet, 47 sene olmuş öleli. Dahası yetkililer eğer mezarlar boş çıkarsa ödeme yapmanız gerekiyor dedi. Boş çıkarsa 24 bin lira bilmem ne parası. Kaydı da var. Kendimizi de ispatlıyoruz. 97 yılında babam ödemiş rahmetli. Babam 18 bin lira para yatırmış mezarlıklar müdürlüğüne. Tam 25 yıldır saklıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Mezarlıkta 1981 yılı öncesine ait kayıt yok. Mezarlık arşivinin güncellenmesi için cenaze yakınlarının onayı ve gözetimi altında kazı yapılıyor dedi. Hemen bizim bir üstümüzdeki sırada başka mezar bu. Onu da kazmışlar. Bak dediler tahtayı bulduk, onu kapatacağız. Bilemiyoruz ki nereye müracaat edeceğiz, kimden şikayetçi olacağız. Ve buradan Veli Bey yetkililere sesleniyor. Yetkililer buna bir çözüm bulması lazım orada. Hiç olmazsa oradakiler rahat etsin yani.